Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf ACE kitabında ikinci föyden trigonometri 2'den devam ediyoruz. Şimdi burada esas ölçüye değineceğiz. Esas ölçüye bakacağız ve bunu çok kullanacağız trigonometride. Ve birim çembere de değineceğiz aynı zamanda. Şimdi esas ölçü nedir arkadaşlar? Esas ölçü şudur. Aslında 0 ile 360 derece arasında olması gerekir açıların. Yani biz 360 dereceden büyük olan açıların esas ölçülerini almamız gerekir. Bunu da çok basit bir yöntemle yapıyoruz. Bu açının içerisindeki 360 dereceleri çıkartıyoruz. Kalan bizim esas ölçümüz olmuş oluyor. Yani esas ölçünün asıl olayı şudur. 0 ile 360 derecedir. Yani esas ölçü negatif olamaz. Tamam mı? Ve bu aralıktaki ölçüye biz o açının esas ölçüsü diyeceğiz. Şimdi sorularda uygulayalım. Mesela 880 derece olan açının esas ölçüsü kaç derecedir demiş. Hemen 880 dereceye gidip 360'a bölüyorum. 2 ile çarptım. 720 dedim. Çıkardım. 0, 6, 160. Demek ki kalan 160 dereceymiş. Yani esas ölçümüz buymuş. Çünkü biz 880 dereceyi çizemeyiz. Yani 2 tur atmamız lazım. Bir de 160 gitmemiz lazım. Yani şöyle bir şeymiş aslında. Şuraya tekabül ediyormuş. 765 demiş hemen 765 dereceyi 360'a böldüm. 2 dedim 720 720 dedim ne kaldı 45 mi kaldı? Bakın şıklarda yok o zaman diyorum ki 180 derece pi ise acaba 45 derece nedir? Radyan cinsine geçmem lazım. Bu da 45 pi bölü 180'dir. 45'e bölsem 4 kalır demek ki pi bölü 4'müş yani D şıkkı. Eksi 200 demiş arkadaşlar. Şimdi yönünü belli etmiş açının bana. Negatif yönde eksi. Ben size desem ki bana 200 dereceyi gösterin. Dersiniz ki bakın buraya 180 derece gittim. Bir 20 daha gidersem işte 200 derece dersin. Burada bir yerde 3. bölgede dersin. Ama eksi 200 dersen de şöyle yapman lazım. Tersten gitmen lazım. Şöyle 180 gittim 20 gittim dersin. İşte bunu bulmak için de diyoruz ki sana eksili bir derece verilirse bunu pozitif yapana kadar 360 ekle pozitif yapmak için bir 360 ekledim. Bak 160 derece oldu. Demek ki bu açının esas ölçüsü 160 dereceymiş. Çünkü bizim esas ölçü mantığımız neydi? 0 ile 360 derece arasında olmalı. Bu aralıkta olmalı esas ölçümüz. Eksi 1320. Ben bunu normalmiş gibi davranıyorum şimdi. Pozitif gibi düşünüyorum. 360'a böleceğim. Ee, 3 desem ne olacak? 1080 yapacak. Çıkardım 0. Şuradan ne geldi? 12'den 8 çıktı. 4, 240 geldi. Yalnız bizim ölçümüz eksi değil miydi? İşte bizim bulduğumuzda eksi 240 olmuş oluyor kalan. İşte bunu ne yapıyorduk? Pozitif yapana kadar 360 ekliyorduk. 360 ekledim 120 derece geldi. Şimdi baktım radyan cinsinden şıklar. Dedim ki 180 derece pi ise 120 derece nedir? O zaman buradan da 120 pi bölü 180 yani herkese 60'a böldüm. 2 60'a böldüm. 3 Cevap 2 pi bölü 3 yani B şıkkı gelmiş oldu. Şimdi radyan cinsinden verildiğine ne yapıyoruz? Aslında iki yöntem var. Ya pi yerine 180 yazarsın. 180'den bu adamı dereceye çevirsin. Bu radyanlık olan açıyı dereceye çevirsin. Dereceden 360'a bölüp yaparsın. Ya da direkt hiç onunla uğraşmayıp şu şekil yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bizim amacımız ne? İçerisindeki 360 dereceleri atmak. 360 da 2 pi değil mi? 360 dereceye bölüyoruz. O zaman da diyoruz ki aşağıdakinin 2 katına böl yukarıyı. Yani 13'ü git 12'ye böl. Kalan ne? Burada 1 mi? İşte bu adamın esas ölçüsü şu oluyor. Kalan 1 olduğu için. Pi bölü 6 oluyor. Bak o 1 nerede? Burada 1 çarpı pi'den. Cevabımız pi bölü 6 olmuş oluyor. 46 pi bölü 9 radyanlık açının esas ölçüsü. Ne yapacağım? 46'yı gidip 18'e böleceğim. 2 ile çarptım 36. 10 mu kaldı? O zaman da diyorum ki bu adamın esas ölçüsü 10 pi bölü 9'muş. Derece cinsinden istiyor. Demek ki pi yerine 180 derece yazacağım. 10 çarpı 180 bölü 9. 9, 180 sadeleşti. 20, 20 çarpı 10 ne yapacak? 200 derece A şıkkı yapmış olacak. Eksili verdi. Tamam. 37'ye gittim. Yine pozitif gibi düşündüm. Hiç eksiği görmüyorum. Eksiği en son katacağım işin içine. 14'e bölüyorum. 2 e, kere desem 28. Şuradan ne geldi? 9 mu? Demek ki 9 pi bölü 7 olacaktı. Pozitif olsaydı. Ama bu negatifti. Şöyle eksi koydum başına. Şimdi ben ne yapıyordum? Bunu pozitif yapana kadar 360 eklemiyor muydum? E, 360 da 2 pi demekti. Demek ki ben bu adama 2 pi ekleyeceğim. Eksi 9 pi bölü Hatta şöyle payda işlesem bunun paydasında 1 ya 7 ile genişlesem artı 14 pi bölü 7 desem cevabım 5 pi bölü 7 denizli gelmiş olacak. Eksi 28 pi bölü 5 tamam 28'i e gittim 10'a böldüm 2 katına 2 dedim 20 dedim kalan 8 mi oldu demek ki 8 pi bölü 5'miş ama eksili haliydi. Eksi 8 pi bölü 5. Bu adama 2 pi ekleyeceğim. Yani eksi 8 pi artı 10 pi bölü 5 yaptım. Payda eşitledim burada. Burada 1 vardı. 5 ile genişlettim. 2 pi bölü 5 geldi. Tamam pi yerine de 180 yazacağım. 2 çarpı 180 bölü 5. 180'i 5'e bölersen eğer 36 yapar. 36 çarpı 2'den de cevabımız 72 derece o olur. Şimdi birim çembere geldik arkadaşlar. Aslında trigonomet, trigonometrinin doğduğu çemberlerden bir tanesidir. Burada bölgeler çok önemli. Birim çember ne demek? Merkezi orijin olan, yarıçapı çapı bir birim olan çembere biz birim çember diyoruz. Bölgelerimize bakın. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Yani pozitif yönde ilerler bölgeler. Birinci bölgede x ekseninde nedir işaret? Pozitiftir. Çünkü buradasın şu anda. İkinci, birinci bölgede y ekseninde işaret buradadır. O da pozitif pozitif oldu ikisi de. İkinci bölgede işaret nedir? X negatiftir. Y ise pozitiftir. Üst tarafta kaldığı için. Üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgede her ikisi de negatiftir. Çünkü her ikisi de şöyle negatif taraflarında kalıyor. Üçüncü bölge burada. Dördüncü bölgede X pozitifken Y negatiftir. Birim çember deyince ne anlayacağım? Soruda da bana birim çemberle ilgili bir şey yazıldıysa yani bu bir, bir birim çemberdir ya da ben anlarsam onun birim çember olduğunu aklıma bundan başka kimse gelmeyecek. Çünkü bak eğer sen çemberin üzerinden bir nokta seçtiğinde ve merkez orayı birleştirdiğinde o yarı çap oluyordu ya e burası bir birim. X'ini göster dediğimde işte yatay olanı X'i dikey olanı Y'si oluyordu ya. E burada yap pisegoru. Pisegoru yaparsan ne geliyor? X kare artı Y kare bir gelmiyor mu? İşte birim çemberin formülünü bulmuş oluyoruz. Yani absisi ile ordinatının top, karelerinin toplamları 1 olacak. Şimdi absis kim tabi? Bu adama absis diyoruz. Bu adama da ordinat diyoruz. Analitik geometride tekrar bakacağız zaten bunları. Ayrıntılı ayrıntılı bir daha işleyeceğiz. Şimdi ne demiş 9'da? Birim çember üzerinde 3. bölgede olur. Şimdi 3. bölge neresiydi? Bura 1. Bura 2. Bura 3. Üç. 3. He, bölgede her ikisi de negatif olacak bir kere. Bak bu olabilir. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu olabilir. Bu olabilir. Tamam. iki şık eledim. Şimdi birim çember diyor. Birim çember ne demekti? X ile Y'sinin kareleri toplamı 1 olacaktı. Şimdi eksi 1 bölü 3'ün karesi ile eksi 2 bölü 3'ün karesini bir toplayayım bakayım. 1 bölü 9, 4 bölü 9, 5 bölü 9. 1'e eşit gelmedi. Adana'ya güle güle dedik. Denizli'ye bakıyorum. Eksi kök 3 bölü 2'nin karesi artı eksi 1 bölü 2'nin karesi. Şu ne geldi? 3 bölü 4. Bu ne geldi? 1 bölü 4. Topladım 4 bölü 4. 1 çıktı. Tamam bu o zaman birim çemberdeymiş diyorum. 10. soru. Birim çember üzerinde ikinci bölgede. İkinci bölge neresiydi? Burası. Demek ki burada ne olacak? Apsis negatif. Ordinat pozitif olacak. Tamam. Zaten bak ordinat 2 kök 2 bölü 3. Bu pozitif. Demek ki A dediğin şeyin negatif olması lazım. Değil mi? O zaman demek ki bak Ceyhan, Denizli, Edirne baştan gitti zaten. Birim çember diyor demek ki o zaman A'nın karesi artı 2 kök 2 bölü 3'ün karesi toplamı 1 olacak. A kare artı 8 bölü 9 1'e eşit. A kare buradan 1 bölü 9'a eşit. A buradan ya 1 bölü 3'tür ya da A buradan eksi 1 bölü 3'tür. Ama ben negatifli olanı arıyordum demek ki A eksi 1 bölü 3 olmalı bölgesinden dolayı. Ne diyor? Birim çember üzerinde açıları gösterirken başlangıç kenarı olarak x ekseni alınır. Evet ben size desem ki 120 dereceyi gösterin. Şuradan birinci bölgeden başlayıp pozitif yönde gitmen lazım. 120 derece buradaymış dersin. Ama sana eksi 120'yi göster deseydim o zaman negatif yönde eksi 120 giderdin. Şöyle gösterirdin. Şuradaymış derdin. Tamam mı? Bak burada da eksi 50 dereceyi göstermiş. Tersten gitmiş yani. 11. soru. Birim çember üzerinde bitim noktası P olan pozitif yönlü açının ölçüsü kaç derecedir? Pozitif yönü diyor arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle geliyorum. Buraya kadar gideceğim. E zaten şurada ne var? 20 derece var. Değil mi? 70 90 yapacak ya. Yukarısı zaten 180 derece. Demek ki toplam 200 derece. 200 dereceyi arıyorum. Hemen yapıyorum. 180 derece P ise 200 derece nedir? Buna bakacağım. Çünkü şıklar radyan cinsinden. 200 çarpı pi bölü 180 dedim. Sıfırları götürdüm. 2'ye de böldüm. 10 pi bölü 9 yapacak cevabım. Bakayım C şıkkında var. 60 derecelik açının birim çember üzerindeki bitin noktasının koordinatları. 60 derece. Hemen şöyle göstereyim bak. 60 derece geldiğimde şöyle falan olması lazım. Yani pozitif yönden 60 derece gittim. Bu birim çemberdi. Burası bir birim. Hemen indirdim şöyle şu şekilde. Ee, burası 30 derece oldu. 30-60-90 üçgeni vardı. Hemen şöyle küçük bir hatırlatma yapalım mı? 30-60-90. Şurası 60. Şurası 30 olsun. Şimdi 30'un gördüğüne x derseniz. <laughs> 30'un gördüğüne eğer x dersek 60'ın gördüğüne olacak. 30'un gördüğünün köküç katı. Yani x köküç olacak. Peki 90'ın gördüğü ne olacak? 30'un gördüğünün 2 katı olacak. Yani baz aldığın adam 30 derece. Unutma. 30'un gördüğü neyse ona göre şekilleniyorsun. 60'ın gördüğü kök 3 katı. 90'ın gördüğü de 2 katı oluyor. Şimdi 90 burada 1'i görüyorsa eğer 30 o zaman burada 1 bölü 2'yi görecek. Yarısını. E 31 bölü 2'yi görüyorsa 60 ne görecek? 1 bölü 2'nin kök 3 katı. Yani kök 3 bölü 2'yi görecek. Şimdi bu noktayı mı yazacağım? X'i lazım bana bak. X'inde ne kadar olmuş? 1 bölü 2. Peki y'si ne? Yukarıya doğru dikey olan da o da kök 3 bölü 2. Bakayım hemen bak c şıkkında var. Eksi 3 pi bölü 4 radyan. Şimdi pi yerine burada 180 derece yazsam. Eksi 3 çarpı 180 bölü 4 mi yapacağım? 180'i 4'e bölsem 45. Eksi 3 ile 45'i çarpsam eksi 135 dereceye arıyormuşum yani ben. Yani negatif yönde gideceğim. Zaten şurası 90 derece şuraya kadar. Değil mi? Demek ki bir 45 daha gideceğim. 45 daha gidersem şurası olacak. Bak şöyle geldim. Şurası 135 derece yaptı. Eksi 135 yaptı. Yani şu nokta. Şimdi bu noktada bir kere kaçıncı bölge? 3. Her ikisinin de negatif olması lazım. Hemen bir şıkka bakayım. Adana olur. Bolu olmaz. Ceyhan olmaz. Denizli olmaz. Edirne olur. Bak iki şıkka düşürdük bile. Ya Adana ya Edirne. Şimdi burası bir birim. Şuradası 135 ise buraya 45 kaldı. Şöyle düşürdüm. Şimdi 45-45-90 üçgenini hemen hatırlatayım size. Bunları bilmemiz gerekiyor trigonometride. 45 burası, 45 burası. Bu bir ikiz dik üçgen. Eğer siz buraya x, buraya da x derseniz, Pisagor yaptığınızda burası x kök 2 gelir. Yani 45-45-90 üçgeninde ikiz olan açılar x, x ise hipotenüs o ikiz olan kenarların kök 2 katı oluyor. O zaman bak bana burada hipotenüsü ne vermiş? 1 mi vermiş? O zaman kök 2'ye böleceğim. Demek ki 1 bölü kök 2 burası. O zaman bu da 1 bölü kök 2. Değil mi? Hatta kök 2 ile de genişletebilirsin. Şu noktayı yazayım. Her ikisi de negatif olacaktı. Eksi 1 bölü kök 2. Eksi 1 bölü kök 2. Şıklara bakıyorum. Böyle bir şey yok. Demek ki kök 2 ile genişletmiş adam bunu. Şöyle yapmış. Bunu da. O zaman şöyle oldu. Eksi kök 2 iki bölü 2'ye. Eksi kök 2 bölü 2. Yani Edirne olmuş oldu. 14. soru. Açılardan kaç tanesinin bitim kenarı koordinat düzleminin 3. bölgesindedir? Şimdi bakalım hemen. Şurası ne yapıyor? 180'e bölsen 45. 4 ile sadeleştim 45. 45 çarpı 5. Ne yapacak? 225 derece mi yapacak? Bakayım evet 225. Şimdi zaten şuraya kadar 180. Demek ki o zaman bir 45 daha gidersem o zaman bu 3. bölgede. Tamam şu oldu. Yuvarlığa aldım. 180 gittim. Bir 45 daha gittim. Sonra buraya 180 derece yazdım. 180'i böldüm. Hatta şunun bir esas ölçüsünü alsak daha güzel olacak. Direkt esas ölçüsünü bulalım bu adamın. Yani 26'yı 6'ya bölelim. Şundan bahsediyorum. 6'ya bölelim. 4 kere 6 24. 2 kaldı. Demek ki 2 pi bölü 3'müş esas ölçüsü. E buraya 180 yazsan... 60. 60 çarpı 220. 120 derece ne demek? Zaten şuraya kadar 90. Bak şunları not düşeyim. Bura 0. Bura 90. Bura 180 derece. Bir daha gittim 90. 270 derece. Son olarak gittim 360. 120 derece 90 180 arasında bize 3. bölgede lazımdı. Bu 2. bölge oldu. Bu aradığım şey değil. Eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 2 ne demek? Eksi pi bölü 2 ne demek? Eksi 90 derece demek. Eksi 90 derece nerede? Bakın direkt şurası işte. Burası eksi pi bölü 2 şu yuvarla aldığım yer. Burayı bölge üzerinde saymıyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Eksenler üzerindeki noktalar bölgelere dahil değillerdir. Dikkat edin. O yüzden bu da gitti. Herhangi bir bölgeye tekabül etmiyor. 890 derece demiş. 890 hemen 360'a bölüyorum. Esas ölçüsünü bulacağım. 2 ile çarptım. 720 0 7 170 170 derece. 180 ile 190 arasında. Bu adam da ikinci bölgede. Bu ikinci bölgede. Bu zaten olmaz. Bu da ikiydi. Eksi 110. Eksi 110'un istersen hemen esas ölçüsünü al. Git bir 360 ekle. 250 mi yaptı? 250 derece ne demek? 180 ile 270 arasında. Yani bu bölgede. Burada. Evet, benim aradığım açılardan biri. Üçüncü bölgede bu da. Eksi 49 pi bölü 18. 49'u gidip hemen 36'ya böldüm. Esas ölçüsünü bulacağım çünkü. 36'yı düşersem 13 kaldı mı? Eksi 13 pi bölü 18 yaptı. Ne yapıyordum? 2 pi ekliyordum değil mi? Eksi olmayacaktı çünkü. O zaman e, eksi 13 pi artı 36 pi bölü 18 oldu. Yani yukarısına geldi. 23 pi bölü 18 geldi. E, pi yerine 180 yazdım. 180 ile 18'i sadeleştirdim. 10, 10 ile 23'ü çarptım. 230 dereceymiş bu açı. O zaman 230'da 180 270 arasında demek ki bu da 3. bölgede. Yani 1. ondan sonraki 3 4 5. ve 6. toplamda 3 üç tanesi 3. bölgedeymiş. Bu föyümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.